mağduru bir sürü insan bıraktık. Anamızı, babamızı bıraktık. Kolay bir karar değil. Bilinmez diye yola çıktık. Yunanistan'a geçtik. Yürüdük. İşin aslı hep içimden dedim, daha yürüyecek takatim kalmadı. Çünkü ben eşya da taşıyamadım. Kalbim çok rahatsız etti. Eşim benimkini de taşımak zorunda kaldı. Allah razı olsun. Keşke bizi polis yakalasa diye dua ettim. Herhalde makbul oldu. Hemen bizi Yunan polisleri aldı. Hoş geldiniz dediler. Çok enteresan. Hoş geldiniz ülkemize dediler. Yani gecenin bir yarısı çamurlar içerisinde, ki onlar biliyorlar. Rahat olun, korkmayın. Güvenli bir ülkedesiniz dediler ve bize hoş geldiniz dediler. Sonra bizi nezarete götürdüler. 3 gün kadar işte bilgilerimizi kontrol edip resmi işlemlerden geçirdiler. Ama tabii bu arada çamurlar üzerimizde, ıslaklar üzerimizde ve o şekilde bir 3 gün geçirdik. Sonra Selanik'e geçtik. Bizi bıraktılar. Elimize bir kağıt verdiler. Çıkınca şu makamlara gidin, başvurun dediler. Kötü bir muamele görmedik. Hatta BM'den bir bayan geldi. Ben görüşmedim, eşim görüştü ama çok nazik, çok kibar, çok teselli edici konuşmalar yapmışlar. Kötü bir muamele görmedik Yunan tarafında. Hatta şunu ifade etmeliyim. Yunanistan benim hayatımın en güzel günleri. Atina'da geçirdiğim günler. 7 ay kaldık Yunanistan'da, Atina'da. Fakat çok acı bir şey yaşadık öncelikle. Bitmiyor, imtihan bitmiyor. İşlemleri yaptırırken de mültecilerin yoğun olduğu, değişik milletlerden insanların olduğu resmi kurumların önünde insanlar bekleşiyorlar. Biz de gidip gelirken maalesef eşimin cüzdanından parası çalındı. Cüzdanı çalındı ve çok yüklü bir miktar paramız, Avrupa'ya geçiş biletimiz diyeyim, gitti. Paramız gitti. O gidince bütün dünyamız da yıkılıverdi bir anda. Aslında o an bir iman zayıflığı yaşadım kendimce, kendimi çok sorguluyorum. Allah'ım dedim, dördümüzü de Meriç de alsaydın da yani bu bilinmezliğe girmeseydik. Çünkü hiç kimse yok, paramız yok. Yani ne yapacağımızı şaşırmış durumdaydık. Hatta küçük oğlum, anne biz de Suriyeliler gibi metronun girişinde dilenecek miyiz deyince ben bittim yani o durumda. Eşim de çok kötü durumda. İkimiz de ağlıyoruz. Çocuklar ağlıyor. Ama Rabbim, 2-3 arkadaşımız var, sarıp sarmaladılar bizi. Sonra çok güzel bir nimet lütfetti Rabbim. Barbara'yı lütfetti. Barbara bizim ev sahibimizdi. Evini çok rahat 1500 euroya günlük, haftalık kiralayabilecekken, çok büyük bir problem Yunanistan'da ev kiralamak, çok pahalı çünkü. O yüzden bize çok o zamanın şartlarıyla çok cüzi miktara aylık kiraya verdi. Barbara bizim için çok büyük bir teselli oldu. Yani paramız gitti ama Barbara'mız oldu, her şeyimiz oldu. Gerek maddi anlamda, gerek manevi anlamda bize çok destek oldu. Çocuklarımızı okula yazdırdı. Planımızı sordu. Ben de artık saklanmaktan, gizlenmekten bıktığım için olanı olduğu gibi anlattım Barbara'ya. Anlatmaya çalıştım daha doğrusu. Çok iyi İngilizcem yok. Barbara bize çok destek oldu. Tamam dedi, kabul ediyorum. Size çok zulmedilmiş. Zaten çok Yunan halkı şeyi çok iyi takip ediyor. Türkiye gündemini çok iyi takip ediyor. Erdoğan'ı da çok iyi biliyorlar. Ama fark ettiğim şu, Yunanlılar düşman değil. Bize çok ciddi anlamda düşman olarak lanse ettiler. Yıllarca nesilden nesile aktarılmış bir kim var. Ama Yunanistan'da ben hiç şey görmedim, düşmanlık görmedim.